Bugün Kırgızistan'ın buradaki büyükelçisi, değerli kardeşim beni ziyarete geldi. Dedi ki bizim Türk keneşinde, hatta dedi dünyada dedi, herkese nasip olmayan bir şey sizin Cumhurbaşkanı'na nasip oldu dedi. O kendini tarihe yazdırdı dedi. Ülkelere yapılan operasyonlara baktığımız zaman önce bir siyasi istikrarsızlık oluşturuyorlar. Milletlerin kaderi bazen liderlerin kaderiyle çakışır. Gibi sadece bizim milletimizin kaderi değil, ümmetin kaderi de, mazlum milletlerin kaderi de Sayın Erdoğan'ın kaderiyle çakışmış vaziyette. Bunu bilenler, bu küresel emperyalistler, onun için içeriden de dışarıdan da önce siyasi istikrarsızlığı oluşturmak, Tayyip Erdoğan üzerinden bunu yürütmek ve neticede de ümmetin medinesi olan Ankara'ya diz çökertip yeni bir harita belirlemek peşindedir. Bunlara Sayın Bahçeli beka meselesi diyor. Biz yıllarca istiklal ve istikbal meselemiz var. Bu bir siyaset, kuru siyaset meselesi değil demiş idik. Onun için de bizim bir partinin genel başkanı iken de pozitif muhalefetimizi bazıları çok farklı noktalara aldı götürdüler. Ama hamdolsun şu anda milliyetçilerin, muhafazakarların bir arada olması siyaseten Orta Doğu'da bizim coğrafyamızda Kürdün ve Türkmenin bir arada olması kadar önemlidir. Yani bu Nurettin Mahmut Zengi ile Selahattin Eyyubi'nin bir ve beraber olması neyi gerçekleştirdiyse siyasete milliyetçilerin, muhafazakarların beraber olması da onu gerçekleştirir kanaatini taşıyorum. Türkiye'yi tamamen kucaklayacak bir ekip oluşturulmak lazım. Beyefendinin gerekiyorsa eğer etrafında bulunan arkadaşlarımız nereden alacaklarsa bu yetkiyi, gücü, etkiyi, bilgiyi sokağı iyi dinleyerek, onu beyefendiye iyi taşıyarak. Peki sen ne yapıyorsun? Vallahi biz 50'de bir kişi olarak zaten üstümüze düşen neyse bulduğumuz her fırsatta yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah biliyor ki biz onun yanında bir makam için, bir mevki için olmadık. Fikri müdrikimiz için olduk. Kendisinin ifade ettiği bütün hedefimiz, kızıl elmamız, büyük, güçlü bir Türkiye, milletin selameti, ümmetin selameti ve mazlum insanlara el uzatmak. Bizim kızıl elmamız bu. Bu fikri müdür çerçevesinde de yanında duruyoruz. Kendimizin yetki çerçevesi noktasında da saldırılara göğüs germeye çalışıyoruz. Çalışacağız Allah'ın izniyle. Yeter mi? Yetmez. Adamlar planlarında aksamalar oldu mu saldırılarını yoğunlaştırarak, artırarak devam ettiriyorlar. İşte bundan herkesin bir ders çıkartması lazım. Şu anda milletin ve ümmetin kaderinin çakıştığı bu insanın etrafında kenetlenmek lazım. Nasıl ki ecdat, atalarımız Mustafa Kemal'in etrafında Sakarya'da, Dumlupınar'da kenetlendiyse şimdi de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kenetlenmek lazım. Bu lafı 5-6 sene evvel söylüyordum, bugün de yine aynısını söylüyorum.